Değerli önemli bir son dakika gelişmesi yansıyor ekranlara. Bitlis'te askeri helikopter düştü. Bu olayın ayrıntıları neler? Ahmet Türkeşli, Ahmet. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan bir helikopter bugün saat 13.55'te kalkış yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter saat 14.25'te bu helikopterden irtibat kesildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede İnsansız hava araçları CN-235 tipi bir uçak ve bir helikopterle arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırma uğradığı ve düştüğü tespit edildi. Söz konusu kazada helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirtilmiştir ifadeleri yer aldı Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı metinde. Yaralı personelin hastaneye sevk edilmesine yönelik çalışmalar ise, devam ettiği belirtildi bakanlığın açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize ise başsağlığı ve sabır yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz açıklaması geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren bölge hareketliydi. Bir helikopterin düştüğü iddiaları sosyal medyada yer alıyordu. Geçtiğimiz dakikalarda ise Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı ve bu açıklamada yaşanan kazaya ilişkin detaylar yer aldı. Tekrar hatırlatalım. Bir helikopter Bingo, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere. Bugün saat 13.55'te kalkış yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter saat 14.25'te ise bu helikopterle irtibat, bağlantı kesildi ve bunun üzerine bölgede insansız hava araçları, CN-235 tipi bir uçak ve bir helikopterle arama çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı yani düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün de yaralandığı bilgisine ulaşılmıştır ifadeleri paylaşıldı. Bakanlığın paylaştığı metinde ayrıca bölgedeki 4 yaralı silah, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de hastaneye sevk edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kazaya uğrayan bölgeye ulaşımın güç olması oldukça muhtemel, bölgede ulaşımın güç olması oldukça muhtemel. Ayrıca bakanlığın paylaşımında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz ifadeleri yer aldı. 9 asker şehit oldu. 4 yaralandı. Rütbelerine ilişkin, görevlerine ilişkin bir bilgi yok. Ayrıca bakanlığın paylaşımında helikopterin görevine ilişkinde bir paylaşım yapılmadı. Keşif çalışması mı, ulaşım çalışması mı, askeri bir operasyon mu henüz bilinmiyor. Ancak İlk belirlemelere göre Cougar tipi bir helikopter 13.55'te Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yaptı. Bu helikopterden saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopterle iletişim kurulamaz hale geldi. Bunun üzerine kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Bir insansız hava aracı, bir arama kurtarma uçağı ve bir helikopter bölgede arama çalışmalarına katıldı. E, edinilen bilgilere göre bu arama çalışmalarının sonucunda ise helikopterin kaza kırma uğradı. Yani düştüğü tespit edildi. 9 asker şehit oldu 4 asker yaralandı askerlerin rütbelerine görevlerine ilişkinse Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir bilgi yer almıyor. Yaralı personel 4 asker yaralı demiştik. Yaralıların da hastaneye sevk edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Helikopterin düştüğü bölgeye ulaşımın zor olması durumunda orayla ilgili ulaşım çalışmalarında sürebileceğini aktaralım. Bakanlık ayrıca başsağlığı mesajı da paylaştı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet Değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz ifadeleri yer aldı. Tekrar hatırlatalım. Öğlen saatlerinde sosyal medyada bir helikopterin Güneydoğu Anadolu bölgesinde düştüğü iddiaları yer almıştı. Saatler sonra Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir Cougar tip helikopter saat 14.25'te bu helikopterle bağlantı kesiliyor ve ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılıyor. Bir insansız hava aracı arama kurtarma görevlerine katılıyor bir uçak arama kurtarma görevlerine katılıyor ve yine bir helikopter bu arama çalışmalarına katılıyor. Süren çalışmalar sonucunda bağlantının kesildiği helikopterin düştüğü, kaza kırma uğradığı tespit ediliyor ve ilk bilgilere göre 9 asker şehit oldu 4 asker yaralandı. Yaralı 4 askerin hastaneye sevk edilmesi müdahalelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık ayrıca bunun yanı sıra başsağlığı mesajı da yayınladı. Tabii bölgeden yeni bilgiler gelecektir. Biz de o bilgilerin takipçisi olacağız. Yeni ayrıntıları, yeni bilgileri Sizlerle paylaşacağız diyelim evet. Sözü size bırakalım Bu üzücü olayın ayrıntılarını Ahmet Türkeş aktardı bize Maalesef 9 asker şehit oldu 4 asker yaralandı